Ayvalık Belediyesi'nin mülkü olan ve Sadan Denizciliğin 1985 yılında kiraladığı bir mülkle ilgili şu anda Sadan Denizcilik sorun yaşadığını belirtti ve biz Sadan Denizciliğin sahibi Abidin Sadan'la bir röportaj yaptık. Bunu yayınlıyoruz. Ayvalık'ımızın turizm ve denizcilik sahasında önünü açacak önemli bir projenin önünde bulunmaktayız. Benim ve ailemin tüm aile varlığını kullanarak, harcayarak bugüne kadar belli bir aşamaya kadar getirdiği Ayvalık'ın yat limanı projesinin ve toprak dolgu sahasının önünde bulunmaktayız. Geçtiğimiz dönem 1,5 yıl seçim öncesi o dönemin belediye başkanı ve meclisine sunmuş olduğum dilekçeyle projemizin gerçekleşmesi için görüşmeler başlamış ve ilgili komisyonlara havale edilmişti. Bu komisyonların bakanlıklardan çalışmaları devam ederken seçimler geldi. Yeni seçilen yönetim tüm bu meclis görüşmelerini ve komisyon çalışmalarını bir kenara iterek bana olumsuz tahliye yapmam için defalarca talepte bulundu ve en sonunda tahliyeyi gerçekleştirdi. Şu anda Ayvalık'ın geleceğini oluşturacak olan denizcilikte ve turizmde yat limanı projesi maalesef yerel yönetim başkanı tarafından engellenmektedir ve kapının önündeki yazılar da bunu ifade etmektedir. Benim 35 yıllık ailece yaptığım çalışmalar kendi kişisel bir menfaatim değil, Ayvalık'a bir eser kazandırmaktır. Sahanın 1/3'ü belediyenin, 2/3'ü hazinenindir. Burada herkes faydalanacaktır. Tüm halk faydalanacaktır. Çünkü sosyal, kültürel sahalar da olacaktır. Ama bizim hazine arazisinde 38 yıl kullanma hakkımız, iznimiz verilmesine rağmen şu anda bu kapıdan içeriye geçemiyoruz. Geçiş hakkımız dahi verilmemektedir. Sizin bu dönemde yılda 315 liraya kullandığınız söyleniyor. Doğru mu? Yani siz yılda ne kadar veriyorsunuz? Belki belediye çok az kira ödendi diye mi böyle bir önlem aldı? Ben doğrusunu söyleyeyim. 315 lira değil, 650 liradır en son ödediğimiz rakam. Bunda belirleyici ben veya benim çevrem değildir. Kira sözleşmemi hazırlayan ve onaylayan Ayvalık Belediye Meclisi'dir. İlgili kurulların hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda ben kira sözleşmeme uygun hareket ediyorum. Eğer belediye yetkilileri kirayı gündeme getiriyorsa biz hala bir masaya oturup hem kirayı hem de önümüzü açacak adımları atmak için biz hazırız. Biz kinci değiliz. Kimseye nefretle bakmıyoruz. Ayvalık'ın önünü açacak herkesle dirsek dirseğe, omuz omuza mücadeleye hazırız. Peki size burada geçiş izni verirse kendi diğer taraftaki devletin arazisinde çalışmaya mı başlamak istiyorsunuz? Elbette. Devlet arazisinde ilgili bakanlıklardan aldığım izinlerle deniz dolgusu ve şehir imar planında da işlenmiş yat limanı sahamda gerekli çalışmalarıma devam edeceğim. Yani sizin arkadaki arsalara geçişiniz mi yok? Evet efendim. Yol geçiş hakkımız yok. Geçiş yolunuz yok yani. Yok. Dün yaptığımız röportajın ardından bugün de Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Müslü Ergin'le konuyla ilgili bir röportajımız oldu. Bu iki röportajı da siz değerli seyircilerimize aktaracağız. Merhaba. Belediyemize ait 17 dönümlük alan şu an çekek yeri olarak kullanılmaktaydı. 1985 yılında bu alan 30 yıllığına kiraya veriliyor. Bu kira süresi 1.9.2015 yılında sona erdi. Bu süre zarfı içerisinde en son kira süresinin sona erdiği tarih olan 2015 yılında üzerinde büyük bir tesisi bulunan ve Ayvalık Belediyesi'ne ait bu değerli mülkün kiracısı tarafından bize ödenen yıllık kira geliri 315 liraydı. 17 dönümlük alanın deniz kenarındaki ve çekek yeri olarak işletilen alanın belediyemize kira geliri 315 liraydı.
Kira süresi dolmasından önce, kira süresinin dolduğu tarihten sonra akdin yenilenmeyeceğini ve tahliyesinin istendiği ilgili kişilere bildirilmiştir. Ancak bu dönemde tahliye yapılmamıştır. Kira müddetinin sona ermesinden sonra kiracılık sıfatı sona eren işgalci duruma düşen bu kişiler tarafından bugüne kadar bu alan kullanıldığı belediyenin mülkü olan bu taşınmaz için bir kuruş kira ya da ecimisil bedeli ödememektedir. Bizler işgaliye ve ecimisil bedeli olarak kendilerine rakamları tahakkuk ettirdik. Fakat o günden bugüne belediyemize hiç 5 kuruş para ödememişlerdir. Bu şu an belediyemizin kendilerinden 1.100.000 lira civarında alacağı söz konusudur. Göreve geldiğimiz Nisan 2019 tarihinden itibaren gerek ödenmeyen ecimisillerin tahsili için ve gerekse işgalin sonlandırarak tahliyesi için hukuki girişimler sürdürülmüş. İşgalcinin aleyhimize açtığı tüm davalar reddedilmiş ve Ayvalık Belediyesi'nin haklılığı ve tahliye ilişkin kararı kesinleşmiştir. Bu hukuki kararlara dayalı olarak en sonda 21.07.2020 günü en büyük mülki amir olan kaymakamlık kanalı ile işgalci durumdaki sadanlar tahliye edilmiştir. Başkan, içeride teknelerin olduğu, sahiplerinin mağdur olmaması için ne gibi bir düşünceniz var? Sonuçta bu yer belediyenin mülkiyetinde bir yer. Biz burayı belediye olarak kendimiz işleteceğiz. İçeride tabii ki halihazırda tekneler var. Biz ne çalışanları, ne oradan iş yapan esnafımızı, ne de içeride teknesi olan kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Sonuçta sistem yürüyecek. Amacımız burada zaten doğru düzgün bir gelir elde etmediğimiz bir alanı işgalcilerden temizlemiş ve Ayvalık Belediyesi'nin mülkiyeti olan alanı Ayvalık Belediyesi'nin işlettiği bir tesis alanına çevirmiş durumdayız. Bizim amacımız orada Ayvalık'ımıza orta ve uzun vadede bir yat çekek yeri ve bir marina kazandırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmalarımız ve izin başvurularımızı şu an gerçekleştiriyoruz. Zaman içerisinde burada hem belediyemize gelir olacak, hem de belediyenin Ayvalık'a yakışır bir tesis kazandırmak bizim ana hedefimiz olacak. Oradaki işçilerle çalışmaya devam edebilir zannediyorum. Tabii neticede yıllardır orada çalışan insanlar da var. Onları da bünyemize katmayı düşünüyoruz. Görüşeceğiz kendileriyle. Uygun olan arkadaşlar, bizle çalışmak isteyenler, bizim çalışmak istediklerimiz. Neticede bu işin tecrübeli insanları, oradaki emek yoğun işi de bildiğimiz için bu emekçilere de sahip çıkacağız. Az önce dediğim gibi de esnafımızla da orada iş yapan gerek kaynakçısı, marangozu, kim varsa tamamıyla da görüşüp orada kimseyi mağdur etmek gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Benim başka bir konu aklıma geldi. Daha önce ilk dillendiren Ufuk Ova'ydı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiydi. Ufuk Ova bir yazılı genel soru verdi meclise. Ve buna cevap da aldı. Ama o dönemde nedense Ayvalık Belediye Başkanı Rami Gencer'le Ufuk Ova'nın arası açıldı. Acaba Ufuk Ova bundan dolayı mı istifa etti? Çünkü Ufuk Ova'nın söylediği bir şey vardı. İşçiler 4 aydır maaşlarını alamıyor, ikramiyelerini alamıyor. Ama diğer tarafta Ayvalık'ın mülkü olan bazı yerlerde çok düşük kiralar, hatta hiç ödenmeyen kiralardan da bahsediyordu. Bunlardan birisi de gen soru olarak verdi. Sadan Denizli'nin bulunduğu yerle ilgiliydi. Yani 315 lira yıllık kira bedeli olmaz diye tutturmuştu. Bu da herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa nedeni olduğunu düşünüyorum.